Cansu da aramazsa ne yaparım ya? Beş dakika huzurlu oturtmazlar adamı. Merhaba Sonu. Ne halt etmeye getirdin bunu buraya? Sohbetimize böyle kapının önünde mi devam edeceğiz? Bunlar senin başının altından çıkıyor değil mi? Evimin etrafında dolaşmalar, kapıya şal bırakmalar falan. Sonra, lütfen sakin ol. Senin gibi bir salon hanımefendisine böyle hareketler yakışmıyor. Fatma Hanım, Sumra Hanım kusuruna bakmayın. Şu aralar biraz sinirleri bozuk. Ne demeye bunu getirdin karşıma? Bana teşekkür etmelisin Sumra. Ben sadece ortak çıkarları bir araya getirmeye çalışıyorum. Burhan Bey haklı. Sen konuşma bir kere. Çocuğumu çaldın, ondan sonra yüzsüz yüzsüz evime mi geliyorsun? Mert'i görmek istiyorum. Hala Mert diyor ya! Hala Mert diyor! Ben o çocuğun yanına yaklaştırır mıyım seni? Saf mısın sen? Aa, bu konuda ben bir açıklık getireyim. Bu arada ellerine sağlık sonu. Çok güzel olmuş. Ben Fatma Hanım'a bir söz verdim. Bundan sonra istediği zaman gelip Mert'i görebilir. Sen bu konuya karışma Burhan. Yeterince karıştım sanırım. Hı? Fatma ile çevirdiğiniz işleri öğrendim. Ne olacak şimdi? Bak bana karşı Fatma'yı kullanacaksan hata edersin. Sana ne anlattı bilmiyorum ama. İşte bana bütün o yolladığın mesajları, hala bende olan kıyafetlerini. Yani çocuğu saklamaları için para göndermen, kayıp bir çocuk için reçeteli bir ilaç alman. Aslına bakarsan kendini içeri tıktırabilmek için etrafta yeterince kanıt bırakmışsın ha. Sen gelsene be. Gelir misin diyecektin sanırım. Aman lütfen. Mert nerede? Ablasında. O sorumsuz dediğin ablasına mı verdin onu? Sana ne?